Merhaba herkes. Ben Mes, merhaba arkadaşlar. Dünyanın en iyi kanalının yeni videosuna daha hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Benim teşekkür ederim. Bugün hepinizin beklediği videoyu çekiyorum. Minecraft Survival 4. bölüm. Hem de 1.17'de. Evet, Minecraft maratonuna devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ki en sonki bölümde burada yerleri bir katman daha kazıp ondan sonra her yeri toprakla kaplamıştım ve ilk bölümde Enderman'den bulduğum çimeni yere koyarak her yeri çimen yapacaktım. Biraz bekledim ve her yer çimen oldu. Değil mi Batuş? Salak. Lan Batuş, bana niye öyle dedin? Lan burada slime var. Evet, bu arada arkadaşlar evi slime çankına yaptığım için etrafta slime'lar doğuyor ve bir sürü slime ball kasabiliriz bedavadan uğraşmadan. Biliyorsunuz normalde Minecraft oynarken bataklığa edip slime bulmak için çok uğraşıyorum. Aynen neyi? Hayır, sen hala buradasın. Eskisinden çok daha güçlü. Ve botunu kullanmayı bırakmış. Oh iyi. Ciddiyet. Gerizekalı. Hayır Batuş. Lightlove'un evde sakın öyle söyleme. Batuş, bizim ölmemizi mi istiyorsun yoksa? Biliyorsun bir sürü creeper çağırabilir. Lan bu ne? Batuş'un en ama en iyi arkadaşı. Hayır Batuş. Çok mutlu oldun ama onu Lightlove'a göndermiş olmalı. Onun buraya nasıl ve ne şekilde geldiğini öğrenene kadar onu seni nasıl tanıştırıp yaklaştıramam. Salak. Hayır Batuş, niye bana ödüyorsun? Neyse arkadaşlar, önceki bölümlerde size birkaç seçenek sunmuştum hatırlarsanız. Buraya demiştim zincirli evimi sarkıtayım, şey yapayım diye. Buraya dev bir ağaç ev yapacağız. Onun için şu an bize bir sürü odun lazım. Evet, hani bir sürü odunum var diyeceksiniz. Ama bunlar yetmez. Bunun 3-4 katı lazım. Bir sürü odun lazım. O yüzden bugün saatlerce odun kıracağım. Ve Lavinia'nın birazcık kurtulmamız lazım. Biliyorsunuz onu öldüremiyoruz. O yüzden onu etkisiz hale getirmek için başka yollar bulmamız lazım. Hadi 1.12 şerle tekrar tırmanalım arkadaşlar. Evet Batuş, bak ben nasıl tırmanıyorum. Görüyor musun? Muhteşem tırmanıyorum. Evet Batuş, çünkü ben bir örümceğim. Salak, seni yine kandırdım. Salak. Hayır Batuş, bu senin salaklığın. Kendin mizah seviyeni yükseltmen lazım. Ciddiyet. Gerizekalı. İşte seni her zaman kandıracağım. Ve arkadaşlar, evet yine o kutsal yere erdik. Arkadaşlar, önceki videoda sen 37 dakika istemiştim. Gerçekten başarılı bir şekilde bu yeteneği yenitirmişsiniz. Bunu çekebilecek, çok yaşarım. Sevgilerim sonsuz. Bakalım videoda 39 dakika geçebilecek miyiz arkadaşlar? Hep like atmayın. Hep like atın. Like şelalesi. Gözüm kapattım arkadaşlar. Hep like atın. Şaka yapıyorum arkadaşlar, ben Minecraft kanalımıyım. Ama arkadaşlar, like atarsanız sevinirim çünkü her like'ten bir tane kazanırım ve o paraları sunucuyu ayakta tutabilirim. Sunucuyu açmak için para lazım. Şimdi yemeğim yok. Birazcık odun kazmam lazım ve yemeğe de ihtiyacım var. Yemeği yine birilerinden çalacağım ve kendime bir hayvan çiftliği kuracağım. Hayır Batuş, sen de bir hayvansın. Kendini insan sanmaktan vazgeç. O yüzden bu senin için de kötü bir şey. Arkadaşlar, bu arada Batuş'a yeni sözcükler öğretmek için son iki bölümde deney yapacağım ona. Ve yeni sözcükler söylemeye başlayacağım. Bakalım acaba Laz bir şey yapmış mı yine? Muhammed tatilden döndü bu arada ama daha yeni bölüm çekmiyor ya. Bak, panelden girdiğini görmedim daha. Lan ineğe bak. Bir sürü ineği var. Acaba burada et falan var mı? Evet, buradan her şeyi çalacağım. Lan odununu da bozdum. Bunu kırsam. Ondan sonra hemen onu düzeltmem lazım. Hemen düzeltmem lazım. Bunu alsam. Evet. Hiçbir şey fark etmeyecek. Sonra bunu da alıp şuraya saklasam. Evet, bunu asla bulamayacak. Lan acıktım, yemeğe ihtiyacım var. Acaba hiç yemeği var mı? Ametist parçası bulmuş. Balçık topu. Yün. Acaba fırında hiç yemek unutmuş mu? Lan yemek yok ve açım. Hayır! Arkadaşlar, açlıktan öleceğim. Yemek bulmam lazım. Bakın tarlasındaki şeyler, bunlar olmuş herhalde. Evet. Bu da mı olmuş? Evet, bu da olmuş. Bunları toplayabilirim. Bunu da toplayalım, bunu da toplayalım. Bunu da. 13 ekmeğim oldu. 13 buğdayım oldu. 13 buğdayın sadece 4 tane ekmek yapabilirim. O yüzden yine önceki taktiği yapacağım. Evet. 1, tamam. 2, 3, 4, 5... ve 6. Tamam, ben buraya 6 tane hayvan kattım. Şimdi buradan 6 tane inek öldürebilirim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, salak inekleri sizi. Oğlum salak lan bunlar, bakın. Her şey geliyor. Bir tek tavuklar akıllı. Bunu da size hediye olarak bırakacağım. Tam 10 tane inek etim oldu yine önceki bölümdeki gibi ama yetmez. Zaten bir sürü odun kırmam gerekiyor ve burada orman kalmadı bile. Birazcık yolculuğa çıkmamız gerekebilir. Ama gerçekten bana çok fazla odun lazım. Üzerindeki fazlalıkları buraya bırakacağım. Birazcık demir alacağım. Çünkü baltam kırılabilir. Tamam, bunları bırakacağım. Kalkanımı alayım. Tamam, ve bunların pişmesi gerekiyor sadece. Bugünkü bölüm birazcık uzun olabilir arkadaşlar. Biliyorum benden uzun bölüm istiyorsunuz. Yorumlara belirtirseniz sevinirim. Ve arkadaşlar, şu anda ekranda çıkan adresten beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ve bana mesaj yazabilirsiniz. Günde 40-50 kişiye cevap vermeye çalışıyorum elinden geldiğince. Sizle konuşmak hoşuma gidiyor. Ve video yorumda atmayı unutmayın. Bütün yorumları okuyorum neredeyse. Yorum atanlar bilir. Tamam, şimdi yolculuğa çıkabiliriz. Buranın koordinatlarını alayım. 600-200. Tamam. 600-200. Burayı unutmam lazım. Birazcık uzaklaşacağım. Mesela şuradaki odunları falan da kırabilirim ama. Yok, uzaklaşayım ki hayvan falan da bulabileyim. Sonraki benim netherite set falan mı yapsam kendime ya? Lan domuzcuk. Ne buraya?
Ha orada bir tane bot var. O benim botum olmalı. Bir saniye bir saniye. Horus'un en ama en iyi arkadaşı. Yine çıkmadı. Hayır. Arkadaşlar Horus'un en ama en iyi arkadaşı. Bir saniye. Vay kaplumbağa adam. Evet o sensin. Geçen seride ölü taklidi yaptın. Ve seni asla bulamayacağımı düşündün. Buraya gel, bana hazinenin yerini söyleyeceksin. Hazinenin yerini söyleyene kadar senin peşini bırakmayacağım Bay Kaplumbağa adam. Hadi bota bin. Kaçma. Ya da kıyıya çık. Ha bota bineceksin. Bindi mi? Lan hadi karaya çık artık. Evet Botuş, sen balıkça konuşabiliyorsun. Onunla konuşsana. Hayır Botuş, öyle onu ikna edemezsin. Onunla dalga geçme. Beni rahat bırakın. Evet Bay Kaplumbağa adam, sonunda karaya çıktın. Evet, burada bekle. Daha sonra geri döneceğim Bay Yeşil Kaplumbağa adam. Bana hazinenin nerede olduğunu söyleyeceksin. Evet söyleyeceksin. Ben şimdi ilk gidiyorum ama. Aa Yunuslar, hadi buraya gel. Evet Bay Yunus adam. Benimle gel, benimle. Bekle, şuraya bir yer kazıyorum, buraya beraber gireceğiz. Evet buraya gir. Seni en iyi arkadaşım yapacağım. Ben gelene kadar burada bekle, tamam mı? Ben geleceğim birazdan. Ben gelene kadar sadece burada bekle. Ben geri gelip seni kurtaracağım Bay Solungaçlı Yüzgeçli Yunus adam. Beni bekle. Tamam, şimdi maceralara açılma zamanı. Ver müziği. Evet Bay Yunus, beni oradan en baştan beri takip ediyorsun. Arkadaşını orada bıraktım. Ama onu da kurtaracağım. Kalkan alayım da, çünkü bu seri boyunca bir daha hiç ölmeyeceğim. Çünkü ben kendi başıma hardcore oynuyorum. Sen de öl. Tamam, şimdi buradaki odunları kazabilirim. Ve bana gerçekten çok fazla odun lazım. Hani gerçekten çok fazla lazım. O yüzden ben birazcık odun kazıyım. Yani canım sıkılana kadar. Yani sonsuza kadar. Tamam, beni rahat bırakın, örümcekler. Ben odun kazıyorum. Ağaç katliamı 2. bölüme hoş geldiniz. Lan beni rahat bırakın artık. Beni asla öldüremeyeceksiniz. Ağaç kazmaya devam edeceğim. Lan güvercinlerin saldırısına uğruyorum. Bırakın lan beni. Lan sabah oldu, bana saldırma. Keşke beni soksaydı, örümcek adam olurdum belki. Acaba ben bir örümceğe soksam insan adam olur mu? Neyse, böyle şeyler düşünmem lazım. Odun kırmaya devam ediyorum. Lan her yerde creeper var. Arkadaşlar burada azıcık bir odun kazdım. Lan İnek, sen nasıl ölmedin? Lavin'in arkadaşı herhalde. Birazcık odun kazdım ama şu an yatak yapıp gezden kurtulman lazım. Sen de patla, tamam. Bu odunlar bana yetmez. Hala çok az odunum var. Bana fazlası lazım. Neyse, İnek öldüreceğim ki evetliğin yemeğim olsun. Tatlı, başka hayvan yok mu? Veya koyun falan. Başka hiçbir şey mi yok? Hiç yok galiba başka. Aa bir sürü koyun. Gel buraya Bay Koyunlar. Sen normalde de gördüğüm her koyunu öldürdüğüm için sunucuda hiç hayvan bırakmadım. Lan ölsen de. Biraz da odun kassam, yoksa şimdilik bunlara gidip bir ağaç ev inşa etmeye başlasak mı arkadaşlar? Bence başlayalım. Lan domuzlar. Ben sizi besleyemem. Ama sizi öldüreceğim. Çünkü etinizi yerim. Pardon, hınzırlar. Evet arkadaşlar, bakın burada eskiden bir orman vardı. Kuş ağaçlarını ve çok yüksek ağaçları yaktım. Onlarla uğraşmak istemediğim için, ama olsun. Bakın bence çok iyi. Evet Batuş, eve dönüyoruz. Ne düşünüyorsun? Evet Batuş. Lan ne oluyor? Aşağıda sanırım bir şey bulduk. Elmas bulabiliriz, burada da aşağı inelim. Kapım yok ama bir sürü odunum var. Lan oha, balıklara bak, ilk defa gördüm. Burada elmas falan var mı acaba? Varsa alırım. Şöyle oksijen alalım şu taşlardan. Lan çık. Hah tamam. Ama kapı da yapmam lazım. Siyah yün istemiyorum. Çalışma masası, ondan sonra. Ah oklar, hayır okları bana geri verin. Tamam, şimdi hemen kapı. Bunları alacağım. Oh tamam, oksijen. Lan odun nerede? Hah tamam. Ve arkadaşlar, videomuzu izleyenlerin çoğu kanala abone değilmiş. Aşağıdaki istatistikten gördüğünüz üzere kanala abone olmayı unutmayın. Yoksa bir daha asla video atmam. Elmas var mı acaba burada? Burada hızlı çok vakit harcamak istemiyorum. Hızlıca gideceğim buradan. Çünkü ağaç ev yapmaya başlamam lazım. Çünkü gerçekten çok fazla zaman alacak. Altına zaten ihtiyacım yok, biliyorsunuz. Sonsuz altın bulmuştum önceki bölümlerde. Demire de ihtiyacım yok. Lan parlayan mürekkep kesesi adamlar. Buraya elin. Geçen bölüm keselerinizi kaybetmiştim. Ama tek yemiyorlar, güçlüler. Sen burada elmas olabilir ama. Hayır yok. Burada da elmas olabilir. Kalkanım yok. Hayır uzak dur. Ona yol yapmış oldum. Lan patla, bir şey olmaz. O 7. kattayım. Burada elmas olmaz. Lan burada olabilir. Lan nerelere geliyorum böyle? Farklı bir mağaraya girdim. Lan girdim, hemen geri çıktım. Arkadaşlar az önce internetim kesildi ve sunucuya şimdi tekrar girdim. Hadi eve geri dönelim. Burada elmas olduğunu falan düşünmüyorum. Lan bir saniye. Kirpi balıkları.
Kovam var, onu alacağım. Ve onunla tuzak yapacağım. Buraya beni sakın öldürme, beni sakın öldürme. Oh! Tam beni öldürmeden önce aldım onu. Tamam, şimdi evimize dönmemiz lazım. Burada elmas var mı yok mu bakmadım. Büyük ihtimalle vardı aslında. Lan Axolotl buldum, Axolotl buldum. Öldür onu. Evet, lan öldü! Axolotl öldü! Hayır! Benim için kendini feda etti. Lan hayata geri döndü. Axolotl, benim için hayatını feda ettin. Sen tüm elmaslardan daha değerlisin. Ama asla Batuş'un elini tutamazsın. Sen Batuş'un ölümcül düşmanısın. Seni eve götüreceğim ama sana her zaman minnet duyacağım. Hadi arkadaşlar, eve geri dönelim ve ağaçtan ev yapmaya başlayalım. Evet Bay Kaplumbağa, sonuna geldik. Artık hazinenin yerini söyleyecek misin? Söylemen için her şeyi yapacağım. Bir saniye. Bay Balık Adam, Yunus Adam, en iyi arkadaşım, onu görmeyi çok özledim. Tüm macerada onu çok özledim. Burada mısın? Bay Balık Adam, Yunus Adam! Neredesin? Hayır! Arkadaşlar! Bunu kesin lanetli oyuna yapmış olmalı. Onu biliyorsunuz, burada bırakmıştım. O benim bugüne kadarki en iyi arkadaşımdı. Onunla çok fazla anımız vardı. Onu gerçekten çok özlüyorum. Bay Balık Adam, Yunus Adam, seni asla unutmayacağım. Bunu lanetli lavine yapmış olmalı. Ondan intikam alacağım. Bir saniye bana büyümüş lazımdı, evet. Şunu ekiyorum. Tamam, budayı alıyorum kendime. Aranızdan hanginiz lanetli lavineyi durdurmak için seçilmek ister? Siz. Hayır. Sizler normal ineklersiniz. Evet sen. Sen özel bir ineksin. Sen lanetli lavineyi durdurabilirsin. Sen TikTok ineğisin. Benimle TikTok ineği. Hadi benimle. Evet, beni takip et. Lightly Lavin'i durduracağız. Lan Berk Muhammed izleyicisi. Beni rahat bırak. Evet, seni eve götüreceğim. Sen seçilmiş olansın. Bakayım bir daha sana. Evet, sen kesinlikle seçilmiş olansın. Lightly Lavin'i madem öldüremiyorum, onu kanser edeceğim. Beni takip et. Lan buraya gel. Seni bota binip götürürüm. Evet gel buraya. Seni aşağı indirmem gerekiyor şu anda. Odunları buraya bırakacağım. Bir tanesi de sana bir bot yapacağım. Bota bin. Hayır, meşer. Bota bin. Evet. Lan aşağı inmemiz lazım. Bir saniye, oraya ağaç ev yapacağım için biraz köşeye çekeceğim ikisini de. Evet lan Lavine'yi. Seni götürüyorum. Lan Lavine'yi. Sizi buraya kapatıyorum. TikTok ineği seni indireceğim. Evet TikTok ineği, onu rahatsız et. Söz veriyorum, sonraki bölümde sana bir tane TikTok ışığı yapacağım ve onun sayesinde TikTok'ta yayın açabileceksin. Ve şimdi asıl amacımıza başlıyoruz arkadaşlar. Birazcık geç mi oldu bilmiyorum. Odun kazmam gerekiyordu arkadaşlar çünkü. Batuş, seninle uğraş, şimdilik bırakmayacağım. Alacağım seni geri. Etleri pişirelim ve 20 tane elmamız oldu. Bu sandıkları buradan taşımam gerekiyor ve bu çok zor olacak. Alabildiğim kadar odun alacağım üstüme. Tamam. Bu odunlar yetmez bu arada arkadaşlar. Kadın! Hayır! Yine arkamdan saldırıya uğradım. Her zaman arkamdan saldırıya uğruyorum bence. Ya uyusam da sabah olsa ya. Evimde durmadan daha çok delik açılmaya başlıyor. Tamam şimdi. Arkadaşlar size planımı anlatıyorum. Bu sandıklar buradayken yapabilir miyim acaba? Deneyeceğim. Ah. Önce bana boş bir sandık lazım. Yapalım hemen. Ama odunları şimdilik buraya koydum. Batuş'un enema en iyi arkadaşı. Sen gerçek misin? Evet, sen Batuş'un enema en iyi arkadaşısın gerçekten de. Ses sana birazcık ince ama olsun. Evet Batuş, o senin arkadaşın. Ben buraya dev ağaç yaparken sizi birazcık oynayın çocuklar. Ben şurayı kapatayım da. Beni rahat bırak. Tamam, sizin ikinizi buraya bırakıyorum ve ikiniz oynayacaksınız. Lavine, hayır. Dokunma. Balıklarımı rahat bırak. Şimdi üzerine birazcık odun alıyorum. Ondan sonra bunları meşe ederek oduna çeviriyorum. Evet. Ki daha güzel gözüksün diye. Ondan sonra şunlar işime yarayacak. Bunları alayım. 18 iken var, tamam. Bu yerin tam ortası tam burası. Buradan başlıyorum koymaya. Tam tersi gidiyor. 13. kata çıkması lazım. 1, 2. Yüksekliğini çok yapmayacağım da biraz tavanı da genişletebilirim bu bölümde burada. Ağaç çevi yaparken. Tamam şimdi. Bu kattan yapmaya başlayacağım. Buraya kaça kaç yapsam acaba? Çok da küçük yapmayayım çünkü etrafı zaten genişleteceğim biraz. 2, 3, 4, 5, 6. Tamam, her yöne 6 tane gideceğim. Bence makul bir büyüklük. 3, 4, bir de şöyle 5 olacak. Ondan sonra. Şu an ağacın gövdesini yapıyorum arkadaşlar. Hop, şöyle iki yana gideceğim. Ondan sonra şöyle 2 aşağı gideceğim. Ondan sonra şurada şöyle 2, 3, 4, 5 koyacağım. Umarım yaptığım şey güzel olur.
Ondan sonra şuraya iki tane gideceğim. Şöyle iki tane gideceğim. Ondan sonra şöyle beş tane gideceğim. 2, 3, 4, 5. Bu sandıklar bana sorun olacak gibi ama. Ondan sonra iki tane şöyle gideceğim. İki tane şöyle gideceğim. 5 tane şöyle gideceğim. 2 tane şöyle gideceğim. Ve 2 tane şöyle gideceğim. Ve lan durun bir saniye. Bunları ters yaptım. Ya tam şimdi oldu. Bakın ağacımızın gövde uzunluğu bu kadar olacak. Pardon, gövde genişliği. Ve bunu bu kadar yapacağım. Şimdi bundan sonra. Durun, bana birazcık daha iskele lazım. Bunları koydum mu acaba? Aşağı düşmüştür ama. Biraz da bambum olacaktı. Tamam, şimdi birazcık daha elimdeki bambularla iskele yapacağım. Neden? Çünkü inşa yaparken bunları kullanabilirim. Aslında aşağıya birazcık daha olması lazımdı ama olsun. Lan bütün bambularımı açtım. Bir daha bir bambu yere bulmaya gitmem gerekecek. Of. Olsun. Şimdi buralara bunları koyacağım ama dikey koymam gerekiyor. Bunları aşağı türen yolu yok mu acaba? Şöyle yapayım. Lan bug yaptım. Heh, tamam. Şimdi şuraya şunu koyuyoruz. Sonrasında. 3 tane şöyle. 2 tane şöyle. 2 tane daha şöyle. Oh ya, bunları kullanmakla uğraşamam ya. Eski stilde yapacağım. 2 tane şöyle, sonra 1 1 1. Şimdi sonra şurada şöyle gelecek. Pardon. Tamam, bu da böyle gelecek. Sonra bu böyle buraya uzayacak. Lan dur. Her yerde slime var. Ve arkadaşlar, bunlar da ağacın kökleri. Evet, bunlar ağacın kökleri olacak. Aslında bunu aşağıdan yukarı inşa etmek daha güzel olur. Bu taraf kolay olacak zaten. Kütüklerin yönünü belirlemek gerçekten çok zor. 2, 3. 1, 2. Sonra 1, 2. Sonra 1, 1, 1. Sonra bir daha 1. Sonra 1, 2. Sonra 1, 2, 3. Burayı kesinlikle genişletmem gerekecek. Ve bu gerçekten benim aylarımı alacak galiba. Ama olsun, muhteşem bir ağaç yapacağım. Neden daha küçük yapmıyorsun diye sormayın. Çünkü büyük olmazsa çok bir anlamı olmaz. Ben bu kez iskelet kullanabilirim. Yine 1, 2, 3. Sonra 1, 2. Sonra 2, sonra 1, 1, 1, 1, 2. Evet, bakın bu şekilde. Ben diğer yerlerini de yapayım, sonra geleyim, diğer aşamaları göstereyim. Tamam arkadaşlar, bakın dört tarafını da yaptım. Şimdi böyle köşelerden de yapacağım aynısını. 2, 3. Evet, bakın. Bu ağacın diğer bir kökü oldu. Bunu da dört tarafı yapmam gerekiyor. Bunu dört tarafı yapıp geleyim ben. Bunu da hızlandıracağım size. Arkadaşlar bakın, her taraftan böyle kökler yaptım. Şimdi de buraları böyle doldurmaya başlayacağız. Evet, böyle buraları dolduracağız. Ondan sonra bunlar normal bir ağaç köküne benzeyecek. Bakın bunun gibi. Torç da koyalım. Şu altındakileri kırabilirim bile. Çünkü bana odun kazandırır. Ben çok odun harcamış oluruz eğer yapmazsak. Sonra bu tarafı da aynısını yapacağım. Ve gerçekçi bir görünüm katmak istiyorum bu ağaca. O yüzden aslında çok simetrik değil. Biraz asimetrik de yaptım. Evet, bakın bu şekilde falan oldu. Sonra buradan da böyle gideceğim. Artanların hepsini keseceğim zaten. Arkadaşlar, muhteşem bir ağaç evimiz olacak. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Video bir saat falan olabilir belki, bilmiyorum. Sonra buraları da aynısını yapacağım. Şöyle şuradan bu kökleri de böyle uzatacağız. Şöyle falan böyle. Sonradaki en iyi ev benim olacak. Böyle gidince güzel oluyor mu peki? Evet, güzel oluyor aslında. Lan elmas baltam kırıldı. Hayır! Benim çok uzun zamandır yanımdaydı. Bence burası gayet güzel oluyor kök olarak. Bunun her tarafını yaptığını düşünsenize böyle. Bence çok iyi olur. Birazcık demir alayım. Birazcık da oduna ihtiyacım var. Evet, odundan fazla neyim var ki zaten. Sonra şuradan da biraz daha böyle devam edeceğim. Çünkü şunun gibi bir şey mesela. Zaten sınıra inmişim. Ne diyorsunuz? Bence kök olarak gayet güzel oldu. Mesela şöyle şöyle biraz daha uzatırsam. Bence gayet güzel oldu. Her tarafı böyle yaparsam nasıl olacağını hayal edebiliyor musunuz? Bence muhteşem olacak. Şimdi az önce yaptıklarımızı buradan bir daha yapıyoruz. Ama çok odun harcıyorum. Bu da böyle oldu. Ah! Buraları ışıklandırmak için şimdilik meşale kullanacağım ama daha güzel şeyler kullanabilirim aslında. Fener falan ileride yapabilirim. Ama çok yaratıklı olacağı için şimdilik buraları meşale koydum. Şimdi şu kökü de hallediyorum.
Sonra şu kökle şöyle bir şeyler yapabilirim aslında. Bence bakın burası gayet güzel oldu. Bir saniye, şurada bir düzenleme yapmam gerekiyor azıcık ama. Bence gayet güzel oldu. Bakın diğer tarafa da bunu yaptığımda efsane olacak. Ama yerin altına yapmak için fazla büyük bir açım yaptım. Acaba? Hayır. Hiçbir şey fazla büyük olmadı. Lan odunum bitiyor. Hayır arkadaşlar, merak etmeyin. Bu bölümde bunu bitireceğim. Size söz verdim. Saatler sürse bile. Bölüm şimdiden çok fazla olmuş ama. Merak etmeyin, bunu bitireceğim. Burası diğer taraflar kadar güzel olmadı mı acaba? İçten de çok güzel duruyor, baksanıza. Odunum bitecek. Aslında bayağı odunum da var. Bakın bence bu kök de fena olmadı. Burası daha iyi aslında gibi ama. Lan daha sadece yarısını yapmışım. Yarısı bile değil. Şunu yapınca yarısı olacak. Olsun, az kaldı. Hayır arkadaşlar, odunum bitiyor. Birazcık da çevirmem lazım. Daha var aslında odunum. Tam yarısı şimdi bitti. Gerçekten uzun bir zaman oldu. Arkadaşlar, bakın, bakın köklerin hepsini tamamladım ve gidip birazcık daha odun kazdım ve şimdi ağacın dibini yaptık. Bu arada tavan yetmeyecek. Tavanı da genişletmem gerekecek. Onu bu bölüm yapar mıyım bilmiyorum. Büyük ihtimalle yaparım. Video şimdiden 5 saat falan oldu. Ama hala birazcık zaman var. Daha gece olmadı burada. Şimdi ne yap... Lan aşağı yukarı indim. Odun almayı unuttum. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Birazcık daha odun çevireceğim. İnşallah bu odunlar da yeter. Yetmeyebilir. Aslında çevirmeme gerek yoktu. Birazcık israf ettim odunlarımı ama olsun. Şimdi... Bu arada base'imiz çok güzel. Şimdi burayı biraz yükselteceğiz buralara. Evet, ağacın gövdesini birazcık yükselteceğiz böyle burada. Sonra daha çok önemli bir ağaca benzeyecek ama tek sıkıntı var. O da şey, tavan yetmeyecek. Olsun, taş kazmayı seviyorum biliyorsunuz. Ama taş kazdıktan sonra da tavan yine etmeyebilir. O yüzden evin üstüne bir tane dağ yapabilirim kendime. Dağ oluşturabilirim. Oyunda her şeyi ben kontrol etmeye başladım artık. Ve odunum bitiyor yani. Sadece şunu yükseltirken bile odunlarım bitmeye başladı. Bir daha gidip odun kazmak istemiyorum. Video umarım yarına yetişir. Daha taş da kazacağım. Ama durun, şu gövdeyi bitirdikten sonra bakacağım nasıl gözüküyor dışarıdan. Ve muhteşem bir bezlik. Üstünde de şu koskocaman bir yer. Ağacın içerisinde çok güzel alanımız olacak. Hala bitmedi. Şimdi bitiyor, son kat. Bir tane daha yükseltsem mi? Hayır, daha yükseltmeyeceğim. Tamam, ondan sonra. Bu bölüm biraz building'e odaklandık arkadaşlar. Neyse, şuradan kazıp çıkayım. Yeri kapatırım. O çok güzel oluyor bu arada. Ama birazcık daha gerçekçilik katmam için şu kenarlarını değiştirmem lazım. Hadi onları değiştirelim birazcık. Botuş burada olsaydı bu keçi şakası yapabilirdim. Ama botuşla uğraşamam şu anda. Oh! Lan çıkamıyorum. Mesela şunu şuradan alacağız. Ve biraz içten koyacağız ki daha gerçekçi dursun diye. Durun, bu işe yaramadı. Mesela şöyle. Ondan sonra şöyle. Şöyle. Mesela bir de şuraya yapsak. Sonra dışarıdan bakacağım. Şuraya yapalım. Tam da şuradan yaptım. Hadi. Of, aşağınması çok zor açıdan. Ama buraya daha iki katına falan çıkarız. Hemen burada yüzlerce saat... Baksanıza, gövdesi çok güzel olmadı mı şu anda? Daha gerçekçi duruyor. Evet, amacım da buydu zaten. Etraftan bakalım. Daha güzel duruyor. Şu tarafa çok dokunmadım aslında. Şu tarafa... Yo, aslında güzel olmuş. Tamam güzel olmuş. Şimdi dallarını yapacağız ağacın. Direkt şuradan yukarı çıkacağım, uğraşamam. Tam şimdi. Böyle dallarını yapmaya başlayacağız. Şöyle iki tane yiyeceğiz. Ondan sonra şöyle dört tane edelim. Yok. Lan tavan yetişmiyor bile buraya. Buraya bayağı kazmam gerekecek. Benim çok genişletmem lazım. Lan yetişmiyor, sığmıyor. Benim buraları daha çok kazmam gerekiyor. Ama aslında işte ana mantığı şöyleydi işte hani. Lan hayır. Oh, ölecektim. Ölseydim eğer videoyu bitirirdim. Seriyle bitirirdim. Çünkü ben asla ölmeyeceğim. Gerçekte ölecek olabilirim. Ama olsun. Bunu şuraya da yapalım. Şuralardan kazmaya başlamam gerekiyor birazdan. Bakın dalları aslında yapıyorum. Çaprazı orada yapacağım şimdi ama şu çaprazlardan da çıkaracağım dal ama yetişmiyor. O yüzden bu üst katmanları kazmam gerekiyor. Şimdi ne yapalım? Nasıl kazabilirim? Şöyle işte zaten kazacağım. Şuradan gitmeye başlayayım. Tamam, mesela zaten tavanı da kazacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tamam, 13 tane gideyim her tarafa doğru. Buraları ben böyle kazmaya başlayacağım. Burası şimdi kare olacak ama en alttaki her katman aslında 13 tane genişletmem gerekiyor. Neyse, ben burayı daire şeklinde yaparım daha sonrasında yer altını. Şimdi ben bunları kazmaya başlayayım.
Şu tarafları kaç tanıtmam gerekiyor? Biraz gideceğim. Bayağı bir gitmem lazım aslında. Ben şöyle kazmaya başlayayım da. Bir alttan yapamıyordum. Evet, bu yüzden. Arkadaşlar ben birazcık taş kazıyorum. Bu bölüme 20 saat falan uğraşacağım galiba. Lan kazmam kırıldı. Ama olsun, gidip yenisini yapabilirim. Evet, bakın burada bir sürü demir buldum. Ben bir sürü kazma yaptım. Devam. Lan kazmam yine kırıldı. Olsun, çok eğlenceli. Lan kazmam yine kırıldı. Olsun, devam. Bu arada arkadaşlar, şu kazarken düşündüm, bundan sonra çıkan taşları alıp sandıklara falan saklamayacağım. Çünkü hani 60 bin tane taşım falan var orada, artık ihtiyacım yok ve çok zamanımı harcıyor taşları götürüp bırakmak falan. Ya da toplayıp kendileri koysam mı? Şov yapmış olurum oyunun sonunda falan. Neyse olsun, oyun sonunda bir daha kazmış olurum o kadar. Bundan sonra almayacağım. Üzerimde olduktan sonra şöyle madenleri alacağım, böyle dolduracağım üstümü. Sadece madenleri toplayacağım. Lan ne güzel, burası mağara açık, işime yaramış oldu. Arkadaşlar bakın ben ne yaptım. Çok uzun süredir buraya kazıyorum artık. Ve bundan sonra kazmamaya karar verdim. Çünkü videonun yetişip yetişmeyeceğini bilmiyorum. Yarın da size atacağım diye söz verdim. O yüzden sonraki bölüm artık demirden kurtulup netherite'e geçeceğim direkt. Sonraki bölüm yavaş ilerleyeceğim diyordum ama neyse. Hadi ağaç yapmaya devam edelim. Artık bölge sıkıntımız da kalmadığı için ağacı bitirebilirim herhalde, değil mi? 4 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Her tarafa bunu yapacağım. Ah, ve burası dümdüz kare oldu diye şey yapmayın. Buraları yine katman katman kazacağım ve altları daha fazla kazmam gerekecek biliyorum ama olsun, burası çok geniş bir yer olacak. Farklı bir dünya yapacağım. Gerçekten bir yeraltı dünyası yapmış olacağım kendime. Yani aslında yeraltı şehri değil, yeraltı dünyası yaptım. Birazcık abartmış olabilirim. Ağaç gerçekten büyük oldu ama. Sonra şu tarafı orada 2 3 4 5 6 7 ve 8. Tamam, her tarafı yaptım. Şimdi köşelerden başlıyoruz, yapıyoruz. Buraları yapmak biraz sıkıntı olacak ama şu toprakların hepsini sonra kırmam gerekiyor. Olsun, kırarım. Mesela böyle yapmasa, bu kadar abartmasa mıydım diyorum bazen ama olsun, eğlenceli, hiç canım sıkılmadı bunları yaparken. Ha, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi Minecraft serisi oluyor farkındaysanız. O yüzden lütfen like atın arkadaşlar, çünkü her like'ten bir tane kazanırım da. Evet, bu emeğin karşılığında bir tane like fazla vermeyin. Yapması 20 saat ama beğenmesi 1 saniye. Nasıl laf ama? Facebook lafı. Lan durun, buranın çaprazı nereye geliyor? 2... Hadi, burası da 2. Tam burası mı? Bakın bu dallarda böyle bu tarafa doğru çıkacak. Şunları kazayım da bir daha kazmak imkansız oluyor. Ah, düşüyordum. Şurası ölür müyüm lan buradan? Çok yüksek. Şimdi burada ışıklandırma sorunu da var. Mesela her bölüm için bir uğraşımız oldu. Hayır hayır. Ah, ölüyordum lan. Ah. Bu kez biraz toprakları, bir de çakılları, kömürleri ve madenleri topladım. Taşları almadım. Çünkü zaten sonsuz taşım var. Bunlar bir de bir an sıkıntı yaratacak birazdan. Tam toprakları da temizleyelim. Tam da son dalı da şuraya yapacağız herhalde. Tam bir de şimdi buraya da yapacağız. Tam odunum bitiyor. Hayır, ah, ölüyordum. İlk başladığım dalı daha bitirmemişim. Tam şimdi böyle bir büyük bir dala çevireceğiz. Tam odunum bitti. Umarım odunum bitmez. Daha fazla odun kazmam bugün. Demir kazmayla yapmak istemiyorum artık. Yukarıda da biraz olacak. Tam bunu böyle normal bir dal gibi şekillendireceğiz. Ondan sonra bunları böyle dolduracağız. Ya da kapatacağız daha doğrusu. Ki gerçek bir dal gibi gözüksün diye. Nasıl duruyor yandan? Evet, bir dala benzedi aslında. Orijinal dal hangisiydi? Acaba güzel oluyor mu? Hiç bilmiyorum ki. Hayatımda ilk defa ağaç yapıyorum. Tam böyle fena olmadı gibi ya. Şöyle güçlendirelim alttan da. Tam oldu gibi. Arkadaşlar bu video yarına yetişmeyebilir ya, ben şu an yarına yetişmeyeceğini düşünüyorum. Neyse olsun, TikTok ilerinden bir gün sonra da survival atmış olacağım işte. Az önce yaptığımızı buraya yapacağız. Tamam. Tam bu dal da tamam gibi. Tamam, bu dal da bitti. Bakalım nasıl gözüküyor acaba dallar. Evet, dallar güzel gözüküyor. Lan yoksa odun yetmeyecek mi? Arkadaşlar odun yetmeyebilir. Tam orta dalların hepsini bitirdim. Şimdi çaprazlar kaldı.
Şimdi bunları yapmak biraz zor olacak. Şöyle bir şeyler yaparsam çalışması lazım herhalde. Bunu böyle böyle kalınlaştıra kalınlaştıra götürmem lazım. Tam böyle yaptıktan sonra biraz da üstünden eklemek oynarsam bir dala dönüşecek. Ben biraz yüksek mi yaptım bunu? Aslında aynı derece ulaş. Evet güzel oldu. Ben hepsini böyle yapayım. Tamam şimdi de şu dalların arasına bir boy... Arkadaşlar bu arada aklıma bir şey geldi. Bakın neredeyse dışarı çıktım yükseklik olarak. Aklıma bir fikir geldi. Arkadaşlar aklımda fikir var. Şimdi bu ağaç aslında buranın dışına kadar çıkabilir. Ağacın yaprakları dışarıdan gözüksün ama yeraltıyla bağlantıyı kapatsın mı? Yani dışarıdan ağaçların içine yer altına geçiş olsun mesela, anladınız mı? Aşağıdan yukarı baktığınızda da dışarısı hiç gözükmeyecek. Yaprakları tamamen kapatmış olacak. Sanki yeri yarıp dışarı bir ağaç çıkmış gibi olacak. Ne dersiniz? Bence gayet güzel olur. Şimdi buralara ekstra yukarı çıkan dallar yapacağız. Oğlum tavana değdim bile. Bakın mesela bir tane böyle dal çıkacak. Arkadaşlar bitince muhteşem olacak ama. Bu bölümü bitirebilir miyim acaba? Bu bölümü bitirebileceğimi sanmıyorum. Toprağım yine bitti. Kaç kere toprak aldım biliyor musunuz? Neyse arkadaşlar. Ağaç yapmayı şimdilik bırakabilirim aslında. Ya da yarın sabah devam edebilirim. Video çünkü bitmez, zaten yarına yetiştiremeyeceğim. Ama bence çok güzel oluyor. Gerçekten bayağı güzel oluyor. Mesela buralarda daha çok yanları kazdıktan sonra gerçekten çok geniş bir... Baksanıza ağaç çok güzel durmuyor mu? Ağaç gerçekten çok güzel duruyor. Bilmiyorum, benim bayağı hoşuma gitti. Ama yapması yani gerçekten çok zordu. Sabahtan beri oyundayım. Hadi yapmaya devam edelim. Arkadaşlar bu video bu arada birazcık sıkıcı olmuş olabilir. Çünkü sadece building'e odaklandım. Hani eğlence çok fazla yoktu ama diğer videoları daha güzel yapacağım, size söz veriyorum. En son böyle dallar yapıyorduk. Oraya yapmıştık. Şimdi buraya yapacağız. Hepsinin şeklini farklı yapıyorum. Bence bu da gayet güzel oldu. Daha iki tane dal koymuş oldum. Evet, bir tane buraya koyacağım. Bu dalda böyle bir şey olsun mesela. Tamam bence bu dal doldu. Bakalım 1, 2, 3. Hem şuraya şuraya bir de şuraya da yapabilirim aslında ama. Sonra bu tavandan yarıp çıkacak buraya. Neyse arkadaşlar bu ağacı bitireceğim ben. Sonraki bölüm bitireceğim ama ben bu videoda bir şey yanlış yaptım. Video yönetimini yanlış yaptım. Normalde videoya başlayıp normal oynayıp en sonuna zor işleri bırakıyordum. Şimdi yorulduğum için yapacak hiçbir şey de aklıma gelmiyor. Çünkü sadece yaptığım tek şey ağaçtı. Etrafa bakalım birazcık. Lan Batuş nerede? Batuş'u almam lazım. Hayır. Lan Batuş'u bulamıyorum. Ha şuraya koymuştum. Evet Batuş. Salak. Hayır bana niye ödedin ki? Bak saatlerdir ben bunu yapıyorum biliyor musun sen? Bak ben ne yaptım Batuş? Evet mutlu olabilirsin. Sonraki bölüm sana yeni sözcükler de öğreteceğim. Söz veriyorum. Evet Batuş. Sevinebilirsin. Evet Batuş hadi gel birazcık dolaşalım. Tam benim aklıma yapacak çok önemli bir şey geldi. Bay Yunus adamın mezarı. Biliyorsunuz arkadaşlar. O çok kötü bir şekilde öldü. Onu kaybettik. Hatta onu altın bile kullanacağım. Bay Yunus adam. İçinden çıkan eşya bile yok. Bir tane tabela ihtiyacım var. Evet Bay Yunus adam bak senin için. Yo yo. Balık adam, Yunus adam, jip. Bugün ayın kaçı? 30.06.2021. Arkadaşlar nasıl balık adam, Yunus adam, Bay Yunus adamın mezarı. Onu kaybettiğim için gerçekten çok üzüldüm. En iyi arkadaşımdı. Evet arkadaşlar. Yunuslardan bir şey düşmediği için oraya bir şey koymam ama belki de oraya yapabileceğim bir şey var. Oynarken arada etraf kızarken oyuna Ali abi girdi falan denedi ki. Batuş'un enemayeni arkadaşını lanetli lavine koymamış aslında. Onu bana Ali abi hediye olarak vermiş ve Batuş'u da çok sevindi. Ama şimdi aklıma başka bir fikir geldi. Batuş'un enema en iyi arkadaşı. Nasılsın? Senin sesin hala çok ince. Evet Batuş'un enema en iyi arkadaşı. Onun ruhuna iyi bak, tamam mı? Evet, gerizekalı. Evet, Batuş'un enema en iyi arkadaşı olduğunu nereden de belli. Umarım mezarı sizlere denk gelmeyiz arkadaşlar. Evet, birazcık da etrafı dolaşalım. Batuş'u almam lazım, Batuş'u aşağıda bıraktım. Arkadaşlar ben bunu yaprak koymasam bile şu anki haliyle de çok güzel bu ya. Gerçekten çok iyi oldu. Sonraki bölümde bu yer altından daha nereden yapacağım izleyin. Bir netherite'a falan geçeyim. 3-4 kat hızlanayım, demir kazmaya bir çıkayım. Ben daha nerede yapacağım. Bir de etrafa bakalım, acaba diğerleri başka şeyler yapmış mı? Ali abinin evine falan gidelim bir. Hala çiftliği var bir tane. Aksolotl'un akvaryumu var. Evet genel olarak evler aynı herhalde. Muhammed daha hiç girmedi. O yarın girer. Neyse arkadaşlar dolu bir bölümüm oldu, boş bir bölümüm oldu bilmiyorum. Birazcık karmaşık çektim. Hiç benlik değildi. Hiç kontrol altında bir bölüm olmadı. Ama yani buna da
15 saattir falan uğraşıyorum. Çok uğraştım. Kazmak falan zordu. Ama sonraki gün gerçekten çok dolu olacak. Videomu daha ben şaşırıyorum. Beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha fazla izlenmişsiniz istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.